Endi ushbu tenglamalarni ko'rib chiqamiz. Model fx teng fx yoki mana bu ko'rinishdagi tenglamalarni ko'ramiz. Model fx teng minus fx. Bu yerda fx biror x ga bog'liq ifoda. Modelni ta'rifiga ko'ra model a teng a ning o'ziga teng agar a 0 dan katta bo'lsa, 0 ga teng agar a 0 ga teng bo'lsa yoki minus a ga teng agar a manfiy bo'lsa. Modul ta'rifiga ko'ra modul a mana shu ifodaga teng. Masalan, mana bu yerda modul fx teng fx, ya'ni fx ning o'ziga teng bo'lyapti. Qachon shunday hol o'rinli bo'ladi? Agar a 0 dan katta bo'lsa yoki a 0 ga teng bo'lsa. Boshqacha qilib aytganda, bu tenglik quyidagi narsaga ekvivalent. fx katta yoki teng 0. Demak, mana bu tenglamani yechish uchun biz fx katta yoki teng 0 tengsizligini yechishimiz yetarli. Mana bu tenglamani yechish uchun fx kichik yoki teng 0 tenglamani yechishimiz yetarli. Chunki fx 0 ga teng bo'lsa, 0 ning moduli 0 ga teng, manfiy bo'lsa qoldi, minus a modul a teng minus a ga teng. Demak, mana bu tenglamani yechish uchun biz mana bu tengsizlikni yechishimiz yetarli. Ya'ni bu tenglama bu tengsizlikka teng kuchli. Endi misollar ko'rib chiqaylik. Birinchi tenglamamiz. Mana bu tenglamani yechamiz. Modul x minus 1 teng x minus 1. Qachon x minus 1 ning moduli o'ziga teng bo'ladi? X minus 1 ga teng bo'ladi. Yuqoridagi tengsizlikka ko'ra, demak, x minus 1 katta yoki teng 0 tengsizligini yechishimiz kerak. Bu yerda x katta yoki teng 1 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, mana bu tenglamani yechimi 1dan plus xlikkacha bo'lgan barcha sonlar tenglamani yechimi bo'ladi. Demak, tenglama cheksiz ko'p yechimga ega. Ikkinchi misol, mana bu tenglamani yechamiz. E'tibor beraylik, yana 3x kvadrat minus 6x, o'ng tomonda ham 3x kvadrat minus 6x. Demak, qachon bu tenglik o'rinli bo'ladi? Yuqoridagiga ko'ra, mana fx 3x kvadrat minus 6x katta yoki teng bo'lishi kerak. Ushbu tengsizlikni yechamiz. Buning uchun ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Yana oraliqlar usulida yordamida tengsizlikni yechamiz. Xo'p, 0 dan 0 ga teng bo'ladi, bu 2 dan 0 ga teng bo'ladi. 0 va 2 sonlarini sonlar orqali belgilaymiz. 3 ta oraliqni hosil qildik. Endi ishorasini topamiz. Plus ko'paytirib plus. Plus. Yo'q, juft daraja yo'q, shu sababli ishoralar almashib boradi. 0 dan katta yoki teng, katta yoki teng 0 dan. Demak, bizga plusli oraliqlar kerak. Demak, javob minus cheksizdan 0 gacha va 2 dan plus cheksizgacha. Demak, tenglamaning yechimi mana bu oraliqdan olingan ixtiyoriy son yechimi bo'ladi. Demak, yechimlar to'plami mana bu to'plam bo'ladi. Endi mana bu tenglamani ko'raylik. Bu tenglama mana bu tengsizlikka teng kuchli deb aytdik. Endi misol ko'ramiz. Bu yerda 3 minus x ni biz minus x minus 3 deb yozishimiz mumkin. Ana endi bu yerda x minus 3 ning moduli teng minus x minus 3. X minus 3, x minus 3. Oldida ishora minus. Demak, mana bu yuqorida aytganimizga ko'ra, bu tenglamani yechish uchun biz x minus 3 kichik yoki teng 0 tengsizligini yechishimiz kerak. Uning yechimi x kichik yoki teng 3 yoki yechim minus cheksizdan 3 gacha. Demak, berilgan tenglamani yechimlar to'plami minus cheksizdan 3 gacha ekan. Keyingi misolimiz. Bu yerda ham o'ng qismni quyidagicha yozishimiz mumkin. Minus 2x kvadrat minus x ko'rinishiga yozishimiz mumkin. Mana e'tibor beraylik, 2x kvadrat minus x, 2x kvadrat minus x. Bu oldida minus. Yana mana bu tenglamaga ko'ra, biz bu tengsizlikni yozamiz.
Yani 2x kare minus x küçük ki değil mi? Tensilliğini geçiniz gerek. Kapatıcılar gelir hatamız. Küçük ki değil mi? Tensilliğini geçiniz için oranlar usulüden faydalanmamız. Yani x'in norga tenlisi değil mi? Bunun norga tenlisi 1 taksım 2. Nor ve 1 taksım 2 sorularını sorular ortada belgeleyiniz. Yeni oranların işaretlerini tapamız. Oyun oranların işaretlerini. Plus köpaytırı plus. Plus bulalım. Cüf derece yok. Birinci derece, birinci derece. Fakat tuhaf dereceler. Şu sebebi işaret almışı barada. Kişiye gittiğin noldan. Yani minus bir oranlarını. Oranımız. Ne cevap? Noldan. Bir taksim iki geçer. Şimdi yapalım. Marabit, yani teyinemenin içimler toplamı 0'dan 1 taksım 2 geçen oldu.